şu bahtım kara, sözüm kâr etmiyor yâra. Sen düşürdün beni dara, eyvah, 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 eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum, eyvah. Ulan eve koca mı geldi, eşek mi geldi? Bari burada türkü söylüyor ya. Kime diyorum kızım, kalkıp bir baksana ya, kocan iyi mi kötü mü? Kalk. Ne bakıyorsun kızım öyle? Yaptın değil mi? Öldürdün Tahir. Ben nereden çıktı şimdi bu? Kendimi eve zor atmışım zaten. Midem, canım burnumda. En azından bir canın var. Tahir'in yok. Kemikleri var sadece. Ya saçma sapan konuşma. Git yiyecek bir şeyler getir. Beni kandıramazsın Cengiz, tamam mı? Artık beni kandıramazsın. Bu zamana kadar her şeyine tamam dedim. Her şeyine yutkundum ama artık kandıramazsın. Tahir ya! Sen nasıl kıydın o adama ya? O bizi koruyordu, kolluyordu. Meleğe balık ekmek yedirecekti ya. Dışarı çıkaracaktı, yüzünü güldürecekti kızımın ya. Melih'e dışarı çıkalım dedim de gelmek istemedi. Seni bekliyormuş. Sürpriz müpriz de bir şeyler dedi, anlamadım. Doğru söylüyor, doğru. Ben gelince sana bir sürprizim var demiştim ona. Kuşlara pek bir aşıkmış ya. Eminönü'ne gideriz beraber dedim. Yani hem bir yemek yemiş oluruz birlikte. Hem de benim kuşçu bir arkadaşım var. Onu ziyaret ederiz. Şöyle. Melek balık seviyor değil mi? Sever sever. Çok sever. Şu içine... Bir tane adam el uzattı Meleğe, karşılıksız. Onu dışarı çıkardı, ona gün yüzü gösterecekti ya. Bir gün yüzü gülecekti kızımın ama sen gittin o adamı öldürdün Cengiz. Ya tepemi taşını attırma! Öldürmedim o peşinde dolaşan sırrı! O zaman polisler neden bizim kapımıza geldi? Neden seni sordular? Neden Necmiye İlyas'ı değil de seni sordular? Bu adamlar salak mı Cengiz? Ne polisi ya? Demek kaleyi işten fethetmek böyle bir şey ha? Ne istiyorsun? Bir konuşalım derim. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa. Ama biz insan mıyız? Değiliz. Ya şöyle. Kimseyi öldürmedim. İtiştik, küfürleştik, yumruklaştık. Ama kimseyi öldürmedim. Hatırlamıyor musun kızım? Aradım ben seni. Veda ettim telefonda. Yapamam ben şöyle. Ben nasıl bir adam olduğumu biliyorum. Ben gelirsem ederim her şeyi. Öyle nursuz, öyle bela bir herifim ki. O çocuğun da hayatını cehenneme çeviririm ben. Hayır. Öyle deme, ne olur. Hani bak, kaynağım vardı. Hatırlıyorsun tabii. Bal gibi hatırlıyorsun. O gün sana söylediklerimin hepsi doğruydu Şule.
Bak ölümü gör doğruydu. Bir düşündüm. Tahir'le hayatınızın olabildiğini görünce Tahir olmak istedim ya. Bana sığın istedim. Benimle bir hayatın olsun istedim. Olabilirdi. Tahir'i öldürmeseydin olabilirdi. Bu hayatta sen de inanmıyorsan bana kim inanacak? Öldürmedim diyorum ya. İstemedim mi? İstedim öldürmek. Yapamadım. Bak o komiser bozuntusun dedikleri gerçekten doğru. Bu hayatta benden her şey beklenir. Her şeyi yaparım. Ama can alamam şöyle. Almadım ya. Tahir abim ölmüş dediler polisler. Anne gerçekten öldürmüş müdür Tahir abimi? Bilmiyorum canım. Bunu ben bilemem. Ama polisler gerçeği ortaya çıkartır. Cengiz abin de kimseye zarar veremez. Sana da zarar veremez artık. Hadi bakayım senin gözyaşlarına. Kim sana? Yukarı çık, Hasan uyuyordu. Ben de geliyorum birazdan. Tamam. Hiçbir şekilde davaya itiraz etmeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İnanmıyorum, nasıl becerdiniz bunu Cengiz'e imzalatmayı? Vallahi onu Gönül teyzeye soracaksın. Ya çay içtik diyor, başka bir şey demiyor. Çay içtik gerçekten. Ya ne oldu ya, anlatmayacak mısınız bana? Tamam, ben sana anlatırım sonra. Aslında kağıda bile gerek yokmuş. Yani bu cinayet aydınlandığında Cengiz'den kurtuluyoruz. Şule Cengiz'in gerçek yüzünü gördü herhalde. Yoksa nasıl çocukları yollayacak ki başka türlü? Hayal etmeye cesaret edemediğim şey sonunda oluyor galiba. Bitiyor bu kabus. Bitiyor kızım, bitiyor. Diye bir şeyler. Yumurtada kaynatırım istersen. Cengiz. Ne oldu o gün? Tahir'le. Seni çalacaktı bu herif, çaldı benden. Ben bir tek onu biliyordum işte gittiğimde. Geberteceğim diye çıktım karşısına, yani öldüreceğim. Sen kimsin benim karıma göz dikiyorsun diye açtım sustalıyım. Zor durumda dedi karınla çocuğun. Ulan sana mı kaldı dedim işte. El alemin karısına, çocuğuna bekçilik yapmak. Kendi çocuğuma bekçilik yapamadığımdandır dedi. Çocuğum varmış Tahir. Ha. Memleketteymiş. Annesi bakıyormuş. O yüzden tutuldu herhalde seninkine. Melek. Öyle deyince kapattım sustalıydı. Verdim yine ağzını, bayını da işte. Öldürmedin. Senin eteğine dolanınca gözüm döndü şöyle benim. Ama baktım o taraflarda bizi yok.
Hep diyorsun ya, başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi diye. Elimi kana bulasaydım da sebebim sen olacaktın. Hadi bir şeyler açsın bana. Midem almıyor ya. Bugün zehirledi beni bu Zeynep'in anası. Nasıl? Kandırdı. Bir şeyler içirdi bana. İmzalattı kağıdı. Çocukların velayetinden vazgeçiyorum diye zorla imzaladım kağıdı. Lan bunlar ne kadar manyak bir aile ya. Ya bunlar bize bir rahat vermeyecekler mi Cengiz? Bak hep bu Cahide karısının miras meseleleri yüzünden oluyor bunlar. Ulan ne parayı severmişsiniz be. Ananız günahlarını temizlemek için bıraktı o parayı. Allah belanızı versin be. Kızım bir dur, sakin ol. Ben burunlarından getireceğim onların ya, fitil fitil. Cengiz, polis bu. Hani ağzını hayır aç ya. Belki başka biridir. Cengiz açmayalım. Ya şöyle bir dur. Cengiz Yıldız. Evet. Bizimle karakola geliyorsunuz. Tahir Günday cinayeti hakkında... Benim kocam masum. Kimseyi öldürmedi o. Tamam şöyle sakin. Masumsa çıkar ortaya karakolda. Buyurun lütfen. Cengiz bir şey söylesene ya. Tamam sakin ol. Buyurun. Nezarette mi yani şimdi? Hı. Tamam, tamam. Çok sağ ol Caner haber verdiğin için. Cengiz'i gözaltına almışlar. Ah şükürler olsun. Anlıyorum ya şimdi bir tane de iyi bir şey mi oldu şimdi bize? Ne iyiyiz, ne iyiyse harika bir haber bu. Ya burada cinayetten söz ediyoruz. Yani Cengiz'i bir 10 yıl unutun. Oh. Oh. Ya günlerdir ilk defa aldığım nefes şuraya kadar indi. Oh, ablacığım. Kutlayalım bunu. Olur mu? Hemen kutlayalım. Hı? Ben bakarım. Şöyle girsene içeri. Girmeyeceğim. Çocukları almaya geldim. Ama bu gece burada kalacaklardı. Kalmayacaklar efendim. Ve bir daha benim çocuklarım bu evde kalmayacaklar. Yavaş kızım yavaş, Hasan uyuyor. Turne'yi korkutacaksın. Korkarlarsa sizden korksunlar. Eli silahlı manyaklar bu evde. Zehir kaynatan cadılar bu evde. Ama beni kandıramazsınız. Ben yemem, anladın mı? Getir çabuk çocuğumu buraya. Gel buraya. Sen kardeşini de getir. Vallahi polisi dayarım buraya. Çabuk. Bak şöyle yanlış karar veriyorsun. Cengiz'i polis götürdü. Biliyoruz ya, şu an yalnızsın ve daha çok desteğe ihtiyacın var. Ya siz neden her şeyi benden, Cengiz'den biliyorsunuz ya? Benim kocam masum diyorum, hiçbir şey yapmadı. O polisler de kocamı aldıkları gibi geri getirecekler. Gelecek kocam ailesinin başında duracak. O biraz zor işte. Elimizde çocuklardan felagat ettiğine dair kağıt var. Sen o kağıdı münasip bir yerine... Çünkü ben vermiyorum çocuklarımı, anladın mı? Şimdi de ben vermiyorum. Geç şöyle. Ver. Yürü. Amirim ben masumum diyorum ya size. İki hece tek kelime ya. Masum. Hep aynı terane. La havle. Caner. Elimizde somut kanıt olmadan bu herifi içeri tıkamayız. İtiraf edecek birazdan. Umarım eder. Ben bir gidip bakayım şuna. Ben boşa mı konuşuyorum? Ha?
Kambersiz düğün olur mu ya? Gel buyur. Gelirken iki çay getirir misin ya? Biz baş başa bir çay içelim. Baştan başlayalım mı Cengiz? Olur. Nereden başlayalım? Nuh tufanından başlayalım istersen. Allah'ım ya. Sahipsiz mi lan benim kocam? Yok bundan sonra Cengiz yokmuş da hapisteymiş de. Hapiste. Ben şimdi karakola gidip bas bas bağırmazsam. Melek anahtarlar nerede? Bak. Şuradasın. Ver. Nereye gidiyorsun? Ya Cengiz abi gelirse, bizi öldürürse? Cengiz masum. O kimseyi öldürmedi, tamam mı? Sen niye böyle şeyler söylüyorsun? Adam masum diyorum ya. Ama sen dedin ki Tahir abi yok. Yanlış biliyormuşum. Şimdi gidip polislere doğrusunu anlatacağım. Diyeceğim ki benim kocam masum. O sadece karısını korumak istemiş. Çocuklarına babalık yapmak istemiş diyeceğim. O kadar. Mahın ya. Ya başım döndü artık. Nedir bu ya böyle ha? Yeni taktik mi? Eninde sonunda itiraf edeceksin Cengiz. Ya vallahi sen de Sinan komiserine çekmişsin ya. Aynı onun gibi inatçısın. Peki ne oldu komisere? Kendi salaklığından... Neyse Allah rahmet eylesin tabii. Bana bak Cengiz. Sinan amirimin adını bir daha ağzına alırsan... Gerçekler acıdır komiser. Sen de böyle benim peşimden koştura koştura bir gün. Allah muhafaza ya. Lan! Vur. Ha vur. Eğer sen böyle rahatlayacaksan vur. Bana mahsuru yok. Hadi. Hadi. Cengiz! Ya komiser sakin ol. Kendine zarar veriyorsun ama. He? Yine beklerim. Araya çok açma. Nerede kaldı bizim çaylar? Yanılıyorsunuz. Olay günü biz hocamla beraberdik. Ya bu adam hangi yere gitti adamı öldürdü? Hah. Geldi. Ne anlatıyor? Olay günü beraberdik diyor. Bak Şule. Kocanla birlikte sen de Kodeste çürümek istiyorsun galiba. Yanılıyorsun komiser. Benim kocam Kodeste falan çürümeyecek çünkü masum. Yakamızı bir bırakırsanız ailecek geçinip gideceğiz güzelce. Ben de onu diyorum işte. Yalancı şahitlik de suçtur. En azından sen çocukların başında olursun. Kocan bu işten yırtamayacak. Benim kocam bir şey yapmadı. Biz olay günü beraberdik. Çocuklarımın üstüne yemin ederim ya. Burcuk. Ablacığım. Biliyorum senin de canın sıkıldı ablam. Benim de canım çok sıkıldı. Şimdi gece olduğu için parka gidemiyoruz. Ama başka bir yere gidebiliriz. Bak bu duvarlar böyle şimdi hop diye bir anda yok olacak.
güneş doğacak. Pırıl pırıl. Masmavi. Açık mavi deniz. Aha! Denizin üstünde bir tane gemi varmış. Adı da Hasan'mış. Bak. Aa, bak gemimiz geliyor. Hadi gel binelim ablam da kaçalım gidelim. Kimse bizi bulamasın. Kaçalım gidelim buradan. Kötü adamlar. Korsanlar. Katiller. Kimse bizi bulamasın. Ya kardeşim sen bakmayacağım mı bu dosyalara? Sabahtan beri bekliyoruz ya. Ya eziyetinde bir sınırı var ya. İnsan zorla katil olur vallahi. Ya beni bıraktılar şimdi sen mi katil olacaksın? Cengiz'im bıraktılar mı seni? E ne yapacaklardı şöyle? Buraları bizim gibi masum insanlara göre değil. Hadi evimize gidelim. Cengiz. Çok uzaklara gitme. Bu iş daha bitmedi. Soruşturma sürüyor. Komiserciğim, sen gerçek katili bulana kadar devam etsin, sürsün. Olay gelsin. Hadi gidelim Cengiz. Vallahi her tarafım tutuldu ya. Cengiz bir banyoya gir istersen leş gibisin bak. Dur be kızım. Bir evime geldim. Bir nefes alayım ya. Bir koklayayım evime. Evim evim güzel evim. Babanız geldi kızım. Bir karşılama yok mu ya? Bir alkış malkış sarılmaca. Ne oluyor lan? Bak öyle garip garip hareketler yapmam. Vallahi kulunu kırarım seni. Cengiz hadi ben kahvaltıyı hazırlayana kadar sen de bir duşa gir. Bak çay koyuyorum. Oğlum. Tamam yavrum tamam. Seni kıracağım ama kafamı kırarım daha iyi. Elini kolunu sallaya sallaya çıkmış Cengiz. Ha, Caner soruşturma daha bitmedi diyor ama... Ben anlamıyorum ya. Nasıl salıveriyorlar bu adamı? Ellerinde Cengiz'i içeride tutacak bir delil, bir şey yok herhalde. Bir de Şule'nin tanıklığı var. Kocam benimleydi demiş. Ya o kadın yalancı tanık. Bunu göremiyorlar mı hala? Duru görseler de bir şey yapamazlar. Yani Cengiz için adli takip devam eder ama içeride tutamazlar. Zeynep. Zeynep'im üzme kendini ne olur kızım. Harap ettin kendini. Ben eminim ya içime doğuyor. Bu adam bu sefer bizden kurtulamayacak. Biz bunu halledeceğiz. Umarım. Umarım öyle olur. Kızım benim. Kızlar kusura bakmayın ben gideyim artık. Tamam. Hadi bir şey olursa ne olur bir ihtiyacınız beni arayın. Tamam mı yavrum? Ya Gönül teyze çok teşekkür ederiz. Bizim için çok şey yaptın. Yok be yavrum ne yaptım zaten hiçbir işe yaramadı. Ben geçireyim seni gel. Tamam. İnanamıyorum ya. Seni onlara yedirtir miyim ben be? Aa kolaydı. İşte böyle toslatırlar adamı duvara. O ne öyle ya? Ellerinde kanıt yok bir şey yok. Yer yarıldı Cengiz. Gökten taş düştü Cengiz. Kolaydı öyle bir şey var mı ya?
Hiç bir alt edemezler. Kimse kolay lokma değil. Gel buraya. Sayende kızım. Vallahi senin sayende ya. Şimdi böyleysek. Sen var ya sen. Ha? Ne yapayım? Ne oldu? Hasan'ı süt sıçacaktım. Bulamadım. Allah'ım yarabbim ya. Tamam mı ya? Kızcağız kardeşine verecek bir şey bulamamış işte. Tamam. İyi. O zaman benden sizi bir kıyak, size sofra hazırlayacağım. Ama en alasını. Hep beraber yiyeceğiz. Çünkü bugün baban eve geldi de onu kutlayacağız. Hadi bakalım, hadi. Hadi ben gideyim. Şişt, gel buraya. Gel. Bana bak. Kulağını aç, beni iyi dinle. Sana bir kere söyleyeceğim, bir daha tekrar etmeyeceğim. Bak sana şimdi ne yapacağını söyleyeceğim. Hemen o karıların evine gidiyorsun. Orada benim bir tane kağıdım var, tamam mı? Böyle 3-5 satır bir şeyler yazıyor. Altında Cengiz Yıldız yazıyor, böyle imza falan atmışım. O kağıdı alacaksın, buraya geri getireceksin. Anladın mı? Gözün o Gamze karısının üstünde olacak, o çıtır avukatın. Kesin ondadır o kağıt. Masalara bak, çekmecelere bak. Bir şekilde bul, getir. Sarı kellenin odası varsa gideceksin, odayı tarayacaksın, getireceksin. Anladın mı? Yapamam. Anlamadın mı? Yapamam. Ben hırsızlık yapamam. Sen bilirsin ya. Kardeşini de bir daha göremezsin ama. Hasan'ım. Sakın, konuşmak yok artık kızım. Dinlemek var. O kağıdı getireceksin. Bak ben Hasan'ı bir kere satışa çıkarttım. Tamam mı? Vazgeçtim sonra. Ama bana fark yapmaz. Eğer o kağıdı buraya geri getirmezsen, koyarım üstüne etiketi, salarım pazara, satarım. Anladın? Anladın mı? Bir tepki ver lan. O kağıdı buraya getireceğim mi? Getireceğim. Aferin. Vallahi 5 dakikada Beşiktaş. İnsan bunu da yemek yaptım demeye utanır be. Ay. Kızmış birader. Kapatayım ben. Korktun mu kız? Korktum ya. Cengiz çocuk da çağırdı. Ya vallahi benim hiç durasım yok öyle. Benim de dur diyesim yok da çocuklar içeride şimdi olmaz. Onlar yemeği yesin, uyurlar. Ayrıca çalışamıyorum bu şekilde, ya yapma. Ya dur tamam, bir gece Zeynep öğretmenin önüne gittin işte. Şaka yaptın şu anda değil mi? Yok. Kızım alan razı, veren razı durum işte. Zaten istemiyorlar mıydı? Alsın bir gece çocukları. Ha? Ben dedim Zeynep öğretmene, bir daha sende kalmayacaklar dedim ya şimdi. Ya tamam, sinirle dedin, esirgemedin olur. Bırak utansın ya kendinden. Ha? Şşş. Orasını boş ver. Hem baş başa yemek yeriz kızım, böyle uzun uzun. Ay! Ha? Ay! Şş, elimi keseceğim ya şimdi. Seni. Ben bakarım Asiye. Turna? Turna ne haber? Tatlı pıtık. Niye suratına sık bakayım senin? Bir şeyim yok teyze. Suratım mı sık? Bakayım. Şimdi değil. Hep böyle kal, olur mu? Ha, çok güzel bir şey koktu ya. Kek yaptım da odur. Geçen sefer Turna çok sevmişti. Sosu hemen getiririm. Acaba biz mi ona gitsek Turna? Hı? Şöyle sıcak sıcak yemenin keyfi bir başka. Hı?
Alır. Hadi. Aa, ana sütünü de al. Kekinle birlikte içersin. Abla uykusu geldi galiba ya. İstersen yerine yatır. Verin verin ben getireyim. Uyku mu geldi senin? Hı? Hadi bakalım. Hı. Sağ ol Asiye. Ne bu şimdi? Niye yolladılar çocukları? Bilmiyorum yani konu Şule ve Cengiz olunca insanın aklına bir sürü şey geliyor. Muhtemelen turneye kalan mirası tehlikeye atmak istemiyorlar. Ya onlar için tehlikeli bir durum yok zaten. Yani var da ya onlar farkındalar mı emin değilim. Bak Cengiz'in imzası elimizde. Bu veraset davasında çok işimize yarar. Yani onu kullanarak mirasa dokunmalarını engelleyebiliriz. Ama hani onlar bunu nereden bilebilir ki? Yani biliyorlarsa riske atmak istemezler. Ama yani sanki bunun altında başka bir şey var. Yani başka bir hesap var. Olabilir abla yani onlardan her şey beklenir. Neyse anlarız yakında. Bugün tadımızı kaçırmayalım. Turna bizimle. Hı? Yanımızda. Doğru. Yeter naz eyleme bana, gayrı naz eyleme bana, gel göreyim kana kana, gel göreyim kana kana, aşık oldum gülüm sana, aşık oldum canım sana, yanıyorum 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 hele. May oldum Gonca Gül'e, Acem şalı ince bele, Acem şalı ince bele. Ya helal olsun sana ulan. Ulan helal olsun sana, şu sese bak, sesine kurban olurum. Vallahi Şule Hanım. Artık bilmiyorum yani. Ben hapisteyken bu şarkıyı kasede okur, bana yollarsın. Ya öyle söyleme Cengiz, ne olur ya. İçim çok kötü oluyor sen böyle söylediğin zaman ya. Tamam bejeklik ettim, inanmadım ama sonra anladım ne kadar kazmalık ettiğimi. Tamam yavrum, tamam. Üzme ama şu kalbimi. Ya ben sana kıyamam kızım. Şu bakışlara, tavırlara bak ya. Yiyeceğim ya. Allah Allah. Yapmamalıydım ama. Ama şimdi sen bana aşkını ispat ettin. Hı? Sen beni aldın, karakoldan buraya kadar getirdin. Ne öyle yapmamalıydım? Hay benim dilimi eşek arası böyle gelip soksaydı. Ha, buradan soksaydı yani, o kadar diyorum. Salak. Şunu o güzel kafana sok. Getir kafayı. Buraya sok. Ben senden gelen her şeye razıyım. Hmm. Sen bana bir tane oğul verdin ya. Ha? Benim kimsem yoktu kızım. Sen bana aile oldun. Ben yapayalnız bir adamım şöyle ya. Sen bana geldin, karı oldun ya, nüfusuma girdin. Kızım böyle derinin altındasın sen. Ben bu hayatta ne istiyorum biliyor musun? Ne? Sadece sana koca, çocuklarıma da baba olmak istiyorum. O kadar, bitti. Cengiz ya. Kağıdı getireceksin. Bak ben Hasan'ı bir kere satışa çıkarttım. Tamam mı? Vazgeçtim sonra. Ama bana fark yapmaz. Eğer o kağıdı buraya geri getirmezsen koyarım üstüne etiketi, salarım pazara, satarım. Anladın?
Fortuna? Bir şey mi istedin teyzeciğim? Bir şey mi oldu? Anneannem odası. Evet kuzum, anneannenin odası. Keşke şimdi o da bizde olsaydı değil mi? Sen de özlüyor musun onu? Şey, bak ne diyeceğim. Yarın seninle anneannenin sütlacından yapalım mı birlikte? Ama ikimiz. Yani Duru'yla anneye söylemek yok. Sürpriz. Tamam. O zaman... Şimdi ne yapıyoruz? İçeri gidiyoruz ve bütün gece ikisine hiçbir şey çaktırmıyoruz. Bu bizim sırrımız, tamam? Babam derdi ki diye başlıyorlar ya cümleye. Hayatta en kıskandığım şey anasını satayım. Ben niye diyorum Cengiz büyük adam olsun? E çocuklarım benimle gurur duysun diye ya. Bu kadar. Cengiz, sen benim her şeyimsin. Sen benim hayatımın her köşesinde varsın biliyor musun? Benim ciğerimdesin sen, kalbimdesin, beynimdesin. Ya, ya biz seninle neler gördük geçirdik ya. Aha karı kocayım diyen beri gelsin ya. Bizi görsünler bir de Cengiz. Sen hep ol hayatımda. Sen hep o. Başka bir şey istemiyorum Cengiz ya. Güzel konuştun ama. Ya ben seni var ya yiyeceğim. Geliyorum. Hadi lan. Yiyeceğim. Kaçamazsın. Hadi bakalım. Hele bir kaçayım. Gel buraya. Gel buraya. Gidiyoruz. Düşmez. Götürüyorum. Burak dur, belim kopacak ne olursun. Kopmaz. Göbeğin düşer Cengiz. Dayan, Bodrum'a kadar dayan. Bodrum mu? Götürüyorum kızım. Çocukları seni Bodrum'a götürüyorum. Ev kuruyorum, ev, ev. İnanmam, indir beni. İnanacaksın. Yeminle gidiyorsun. İnanacaksın, bir teze gidiyoruz, bırak. Canım, duydun mu? Aa, uyumadım. Süt ister misin? Ne oldu canım? Anne, filmdeki çocuk hırsız oldu değil mi şimdi? Film gerçek değil ki. Evet. Ama hırsızlık kötü bir şey. Yani çocuk belki mecbur kaldı ama yine de kötü bir şey. Hadi biz kapatalım bunu. Mutfağa gidelim. Sakar teyzenin ballı tarçının sütünden yapalım mı? Bir kere gel.
Cengiz'den öncesi yok artık. Sadece sonrası var. Hoşça kal Ahmet. Yeter de artar beni anlayan. Bir dolu ümit, bir dolu inanç, hepsi uçtu gitti havaya. Ben yaşıyorum, içim öldü. Çünkü onu gömdüm toprağa. Ben yaşıyorum, içim öldü. Çünkü onu gömdüm toprağa. Yapamam. Ben hırsızlık yapamam. Sen bilirsin ya. Kardeşini de bir daha göremezsin ama. Hasan'ın... Sakın konuşmak yok artık kızım. Dinlemek var. O kağıdı getireceksin. Bak ben Hasan'ı bir kere satışa çıkarttım. Tamam mı? Vazgeçtim sonra. Ama bana fark yapmaz. Eğer o kağıdı buraya gelir getirmezsen... koyarım üstüne etiketi... salarım pazara, satarım. Affet beni anne. Cengiz Yıldız. Çocuklarımı Melek Yıldız ve Hasan Yıldız ile ilgili olarak sahip olduğum velayet hakkımın kaldırılması sebebiyle açılacak davayı kabul edeceğim. Hiçbir şekilde davaya itiraz etmeyeceğimi
kabul, beyan ve taahhüt ederim. Cengiz. 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 Of. Cengiz. Ay gittin sandım, biliyor musun? Ödüm koptu. Ya nereye gideceğim kızım? Ben seni bırakıp nereye gidebilirim ya? Ne bileyim ya, uyandım böyle sen yoksun. Korktum yani, bir his geldi içime. Korkma güzelim. Ben dün gece boşa mı dil döktüm sana? Bitti. Ölümünü aş bizimki, öyle tırışkadan değil. Al şunları. Ne bunlar? Ya işte yumurta, simit falan, kahvaltılık bir şeyler. Sucuk da almışsın. O kadar uzun zaman oldu ki sucuk yemeyeli. Ekmek sıcak. Tamam, o zaman ben soğutmadan hemen bir şeyler hazırlayayım. Hazırla, çocukları da alalım, sonra yapamadığımız aile saadetini yaparız. Hadi, hadi, hadi. Turna, ekmeğini reçel süreyim mi? Bak burada sevdiğin peynirden var, onu vereyim mi? Ah, canım istemiyor. Asiye'nin kurabiyelerini yok diyemezsin ama, değil mi? Ben aç değilim. Canım hiçbir şey istemiyor. Yumurtamı yiyorum, doyuruyor beni. Bir bakabilir miyim, ateşin var mı senin hastalığınız? Yok. Canını sıkan bir şey mi oldu? Çocukları almaya geldim. Kahvaltı yapıyorduk. Bitirsinler, ben getiririm. Evde yerler artık. Babaları o kadar alışveriş yapmış, sofra kurduk. Çocuklarıyla birlikte yemek yemek istiyor adam. Ama hadi. Ben hazırım. Hasan alayım ben. Çabuk ol ama, bekletme babanı. Turna, iyisin değil mi? Ay ben şok, ben iptal. Hem sevindim hem şaşırdım. Bizim Melek, Zeynep karısından öyle cart diye ayrılacak ha? Bir de önden böyle hevesli hevesli yürüyecek. Pek hoş tutamadılar seni herhalde orada. Şuna bak şuna. Allah! Eserekli. Kime çektiyse artık. Ay oğlum sen de. Taş mı yuttun o evde? Nasıl bir ağırlık? Çıkıyor musun? Evet. Çetin amcayla buluşacağım ofiste. Annemin üniversitede arkadaşı olan. Hı hı.
Annem veraset davalarında ona çok güvenirdi. Ya bir danışalım bakalım. Belki bizim aklımıza gelmeyen yeni bir yol gösterir bize. İyi düşünmüşsün. Tecrübeli birinden fikir almakta fayda var. Ne oldu? Ya abla ben Cengiz'in imzaladığı kağıdı dün gece buraya koydum ama yok. Nasıl olur ya? Gece baktın mı, emin misin? Ulan eminim. Emin olmadan niye böyle bir şey söyleyeyim? Durduk yere nasıl kayboldu kağıt? Anne, filmdeki çocuk hırsız oldu değil mi şimdi? Ben aç değilim. Canım hiçbir şey istemiyor. Bakabilir miyim, ateşin var mı senin hastalığınız? Yok. Canını sıkan bir şey mi oldu? Turna. İyisin değil mi? Turna. Turna'yı kullandılar. Onu buraya kağıdı alsın diye gönderdiler. Yok canım, o kadar ileri gitmezler. Giderler ya, niye gitmesinler? İnanamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alayım isterseniz çantanızı. Yok yok, hayır kalsın. Zeynep, ne oldu? Hoş geldin anne. İyi misin? İyi değilim, geliyorum ben hemen. Ne oldu? Cengiz mi? Cengiz. Yine yaptı yapacağını. Ama bu sefer fazla ileri gitti. Cengiz, yumurtanın sarısı dağılsın mı, bütün mü kalsın? Sen nasıl istersen bir tanem, fark etmez bana. Aferin lan, kedi odalı bir fare tuttun. Hadi soğutmayalım şunu. Tamam, geldim, geldim. Bana bak, kimseye ötmek yok. Eğer ötersen... Baktım ben. Hayırdır, kahvaltıya mı geldin? Şule, sende hiç insaf yok mu? Birazcık bile mi? Ne oluyor ya? Ne çullanıyorsun tepeme? Ya, Tuna'yı nasıl zor durumda bıraktığını farkında değil misin? O daha çocuk. O kağıtları almış olmanız hiçbir şey değiştirmeyecek. Bak zannediyor sanki. Ne kağıdı? Bir de bilmiyormuş gibi yapma. Ya vallahi bilmiyorum, ne kağıdı ya? Senin de haberin yok. Hiç şaşırmadım. Cengiz Bey bunu kendi başına tezgahladı. Seni de parmağında oynatıyor. Cengiz'in velayet haklarından vazgeçtiğini bildiren kağıdı diyorum. Ben de diyorum, kim bu kapıyı tırmalı ibcikleyen fare? Karıcığım. Eğer bu kadın ciyaklayıp asabını bozuyorsa hemen Emre tuttuğum gibi yapıştırayım duvara. Senin tek önemsediğin para, bunun içinde yapmayacağın şey yok. İftira, yalancılık, yağcılık. Destur be! Sen benim kocama dil uzatamazsın. Vallahi koparırım o dilini senin. Hadi yallah! Şöyle bir düşün. Bu adamın şu yaptığını bir düşün. Ya nesini düşüneceğim? Adama nefes aldırmıyorsunuz. Lokmamızı boğazımıza dizdiniz ya. Hadi! Hadi yürü! Gir sen de içeri kocacığım. Doğru mu kadın söyledikleri? Melek, git kardeşinle ilgilen. Ya Şule! Şşt. Arkamdan iş mi çeviriyorsun lan? Hayda, bu nasıl laf kızım ya, arkadan iş falan? Ben seni incitecek bir şey yapar mıyım Şule? Benim tek derdim o öküz karının canını sıkmaktı ya. İkimiz için. Bir deneyeyim dedim, rica ettim çocuktan. Ailemiz için iyi olacak dedim. Kızcağız da sağ olsun gitti aldı geldi kağıt işte. Ha, kağıt onlarda kalsaydı ne olurdu? Bir şey olmazdı Şule. Ama biliyorsun bak bu, bunlara güven olmuyor. En iyi sen biliyorsun. Yarın öbür gün bir şey olur, uydururlar punduna. Kağıdı da kullanırlar, alırlar yavrularımız elimizden. Ben kendim için mi istedim ya Şule? De bana. Kimin için istedin de?
Senin için istedim. Nerede bu kağıt? Ah. Al işte dedim. İster al, ister sat. Ben iplerim senin elinde olsun istiyorum. Başkasında değil. Sen istersen o ipi dar ağacına çek. Benim için kabul. Ben hırsız oldum Hasan. Ben yalancı oldum. Ben anneme yalan söyledim. Çok üzülüyordur şimdi. Nasıl yalan söyledim, hırsız oldum ben diye kendini yiyip bitiriyordur, biliyorum ben onu. Onu buna nasıl zorlarlar? O da küçücük. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Berbat şeyler yaşamasına engel olamıyorum anne. Elinden bir şey gelmiyor olur mu hiç yavrum? Senin varlığın onun için ne kadar büyük bir güç bilmiyor musun sen? Onu saracaksın, sarmalayacaksın, iyileştireceksin. O çok güçlü bir kız, çok akıllı. Hepsini atlatacak. Biz de varız. Hep birlikte atlatacağız. Bu adam olduğu sürece olmayacak. Gitsin istiyorum ya. Gitsin, böyle yok olsun. Biliyorum yavrum, biliyorum. Yavrumuzu kurtaracağız o adamdan. Her yolu denedi Allah'ın cezası. Hayatımı kararttı. Bütün sevdiklerimi. O Cengiz Allah'ından bulacak belasını. Bulsun. Bulacak. Bulacak. Bu adamın katil olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya alem biliyor ama elimiz kolumuz bağlı. Bakın, bizim meslekte çok meşhur bir laf vardır. Her temas mutlaka iz bırakır. Bu it de mutlaka bir yerlerde bir iz bıraktı. Peki bu iz dediğiniz bırakılmamış bir iz olsa, yine de varsayımları kuvvetli olan biri gerçeğe yakın bir iz bulabilir, öyle değil mi? Gamze Hanım, şu andan itibaren kayıt dışı bir konuşmaya geçiyoruz galiba. Evet. Elimdeki serserilerden birini öttürebilirim. Hem de öyle bir öter ki, cinayeti Cengiz'in üstüne öyle bir yıkar ki, Tahir'i Cengiz'in öldürdüğüne Cengiz'in kendisi bile inanır. Hak etti mi bunu? Evet, hak etti. Ama bunu yapamayız. Çünkü yaparsak Cengiz'den bir farkımız kalmaz, öyle değil mi? Peki. Haberleşiriz. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ya bu duvardakiler çok zevksiz ya. Bunların yerine yeni bir şeyler alalım şöyle. Ucuz posterler oluyor ya, güzel. Olmaz. Niye be? 40 yılın başında bir şey istedim Cengiz. Kızım, ben sana alma demiyorum ki. Ucuzundan almayacağız. Paramız var bizim artık. Şöyle gideceğiz, en hakikisi neyse ondan alacağız. Bak, yazar kasamız orada bize bakıyor. Görüyor musun? Durduğu yerde tıkır tıkır para yazıyor. Tamam, hemen yüzünü sallama. Yazar kasa demem. Define sandı derim. Nasıl? Melek, ne olur sustur şunu. Şöyle bir kafamı sağ salim otur, çay içelim yani Allah aşkına. Geçti, geçti. Hiçbir şey yok, geçti.
geçti. Hiçbir şey yok. Bak sana ne diyeceğim. Böyle yaldızlı çerçeveli bir tablo alalım. Böyle ormanlı, manzaralı. Yediğiniz olsun ya. Bir de ben gün batımını da çok beğeniyorum mesela. Kırmızı kırmızı oluyor ya böyle. Ya kızım, ben seni gün batımının göbeğine götüreceğim ya. Bodrum'a gideceğiz. Ya sustur şunu, kafamı sıçtı burada. Anne, ben sana şu aşağıdaki parka götüreyim mi? Sıkıldı herhalde. Ay götür, ben ondan beter sıkıldım zaten, hadi. Tamam, gel ablacığım. Bekle, şimdi gideceğiz. Bekle, bekle. Gel ablacığım. Burcu'm benim. Bana kızma, tamam mı? Ne yapmam lazım? Yapmazsam çok kötü şeyler olacaktı. Ama sakın merak etme. Ben seni hiç bırakmayacağım. Canım benim. Bir tanecik kardeşim benim. Anne! Anne! Oh! Kötü şey mi oldu? Ha? Götür bakayım. Sen beni nereden aradın? Kimin telefonundan aradın? Anne, şurada bir tane telefon kulübesi var ya, oradan. Hani sen bana bu kartı verdin ya. Bugün patladı sana bir şey oldu diye. Seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Her şeyden çok. Seni de seviyorum Hasan. Ha? Anne, özür dilerim. Özür dilerim. Affet beni. Bir bakayım sana, dur. Ne oldu bak, kötü bir şey mi yaptılar sana? Söyle bakayım. Hayır. Hayır. Ben yaptım. Cengiz abi beni tehdit etti. Bir daha kardeşini göremezsin dedi. Bakıyordum. O yüzden çaldım. Biliyorum. Biliyorum bir tane. Biliyorum. Hadi üzülme. Ben artık kötü biri oldum. Beni artık hiç sevmeyeceksin değil mi? Niçin laf öyle? Ben seni hep seveceğim. Bunu asla unutma. Hep seveceğim, tamam mı? Bu... Keşke bana da söyleseydin. Beraber bir çözüm arasaydık. Cümle. Bana her şeyi söyleyebilirsin. Biliyorsun değil mi? Bir daha benden bir şey saklama. Olur mu? Tamam. Söz veriyorum, hiçbir şey saklamayacağım. Bak. Hasan da şahit. Hasan. Sileyim. Hop. Anne. Söyle canım. Sana bir şey söylemem lazım. Çok önemli. Hı. Hani sen benim annem olduğunda hiç paramız yoktu ya. Sen iş arıyordun. Paramız yoktu. Olanı da çaldırmıştık. Ama o zaman daha mutluyduk. Ben gene öyle olmak istiyorum. Anneannemin hediyesi yüzünden böyle kötü şeyler oluyor. Benim param olmasın. Anneannemin hediyesini geri versen bana küser mi cennetten? Şule, sen Bodrum Kalesi'ni bildin mi?
Kızım senin bu kocan var ya, o kalenin burcuna böyle bayrağını dikecek. Salak. Gör bak kızım, şu badireleri bir atlatalım. Değil Bodrum'un. Bütün Ege'nin kralı olacağım kızım ben. E tabi sen de kraliçesi. Sahi mi? Sahi tabi. Ne oldu ya? Hiç. Ne hiç? E gittin yine bir yerlere. Bilmiyorum ya. Ne zaman kendimi iyi hissetsem, böyle geleceğe dair bir umut beslesem, bir şey olsa başıma bir iş geliyor. Ya sen merak etme, gel. Ben senin yanındayım. Tamam mı? Mutluluk korkusu diye bir şey var mı ya? Cengiz. Saçmalama şöyle ya. İnsan mutluluktan korkar mı be? Korkulmaz değil mi? Korkulmaz. Korkma. O günler geride kaldı. Yaşatacağım ben seni. Sen inanmıyor musun Cengiz'e? İnanıyor muyum? E tabi. Gel. Kim bu be? Yine ne var? Cengiz'i çağır. Ya ben geldim, ifade verdim. Benim neydi dedim. Daha neden kapımıza dayanıyorsunuz? Cengiz'i çağır. Şöyle bırak ya. Bunlar beni 5 vakit görmezlerse işleri yolunda gitmez. Bu sefer senin için işler yolunda gitmiyor Cengiz. Ne değişti de geldiniz yine? Gidince anlarsın. Tak kelepçeyi. Uzat kolunu, uzat. Gördün mü Cengiz? 10 dakika mutluluk bile çok bize. Merak etme Şule. Ben bu gece geleceğim, beraber uyuyacağız. Ben kimseyi öldürmedim. Masum. Hadi, hadi Cengiz. İlahi adalet işte. Hiçbir şey gizli kalmaz. Öyle ya da böyle ortaya çıkar. Çıktı da zaten. Nasıl rahatladım anlatamam. Üstümden kocaman bir yük kalktı. Cengiz hapise girince hayat nasıl kolaylaşacak bir düşünsenize. Çok güzel olacak. Yavrum sen niye rahatlamadın hala? Her şey bir kesinleşsin de. Ablacığım kesin zaten. Caner çok net konuştu. Biliyorum ama... Sen neye takılıyorsun hala anlamadım ben. Ne duruyorsun? Sıksana kafamı sen. Oğlum sen manyak mısın ya? Ben manyak değilim Cengiz. Ama sen de katil değilsin. Senin gibilerini çok gördüm lan ben. Çalarsın, dolandırırsın. Ayağın karakoldan hiç eksik olmaz. Ama öldüremezsin Cengiz sen, öldüremezsin. Kan kokusu dolmam senin burnunun içine. Caner komiser, bak sana sesleniyorum. Orada olduğunu biliyorum. Gel karşılıklı muhabbet edelim. Ha? Ya nasıl bir film çeviriyorsunuz siz? Bak ne olursa olsun ben bu filmin sonunda yine masumum, yine masumum. Anlıyor musun beni? Hep aynı numara olan. Bulun bir tane yalancı şahit. Suçu yükleyin Cengiz'in üstüne. Hep bitti gitti. Bak ben bu yollardan çok geçtim. Siz giderken ben dönüyordum diyorum. Bu sefer yırtamayacaksın Cengiz. Bu sefer senin de dediğin gibi filmin sonuna geldik. İşim bitti Cengiz, işim bitti.
Zeynep öğretmen evde mi? Zeynep Hanım, Şule Hanım geldi. Anladım Zeynep. Çok net anladım. Biz sizinle baş edemeyeceğiz. Şule ne oldu? Biz yenilmeye mahkumuz. Yine yenildik işte. Şule ne oldu, anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok Zeynep. Bastırdınız parayı. Buldunuz bir zavallıyı. Gönderdiniz o Caner denilen herife. O da verdi yalan ifadesini. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne biçim laflar bunlar? Öyle değil mi avukat hanım? Siz daha iyi bilirsiniz. Olmaz mı böyle şeyler? Şule bak. Senin bize olan kinin yüzünden gözün kör olmuş. Gelip gelip bize çatıyorsun ama yine yanlış yoldasın. Gamze doğru söylüyor. Yani Cengiz suçlu mu değil mi biz bilemeyiz. Bu polisin, savcının işi. O masum. De ki masum. Bu senin hayatını yiyip bitirdiği gerçeğini değiştiriyor mu? Anla artık. Sen de şunu anla. O benim kocam. Ben onu seviyorum. O da beni seviyor. Ya bir su verin ulan. Ha? Gel. Bak bakayım bu muydu? Konuşsana lan, bu muydu? Hayır. Oğlum duymaz o seni. Söyle bakayım, Tahir'i öldüren bu muydu? Hayır amirim, bu değildi. Ne demek değil lan? Yani boyu posu uyuyor da amirim. Bu değildi benim gördüğüm. Benim gördüğüm boynunda bir dövmesi vardı. Bunun öyle bir şeyi yok. Lan sen bize bu adamı tarif ettin, gittik getirdik. Şimdi diyorsun ki onun dövmesi vardı, bunun yok. Bir daha bak şuna. Bu değil mi? Hayır. Lan geri zekalı. Baştan söylesene lan. Dövmesi vardı bunun desene. Kusura bakmayın amirim. Hatırlayamadım. Nasıl bir dövmeydi bu? Şuradan şuraya kadar akrep dövmesi gibi bir dövmesi vardı amirim. Bunun dövmesi falan yok. Lan tamam anladık. Çık dışarı. Cümleten selamun aleyküm. Avukat hanımın da ofisi ne güzelmiş ya. Gel, gel kızım. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, nedir? Yani bir şey mi imzalıyoruz, ne yapıyoruz?
Başlayalım. Merhume Cahide Güneş'in vasiyeti gereği Melek Yıldız'a bırakılan para, şahsın velayetini üzerinde bulunduran Şule Yıldız'a veya... Bizim o konuda bir şerhimiz var. Melek Yıldız'a tarafsız bir vasiyet tayini istiyoruz. Bu ne demek şimdi ya? Siz kim ya? Cahide Hanım'ın kızları. Ben ablam ve kardeşim. Pes artık, yemin ederim başka bir şey demiyorum. Vallahi delirmiş bunlar ya. Bir saniye, bir saniye. Ramzeciğim, ben burada avukat cübbesiyle değil, Cahide'nin çok eski bir arkadaşı olarak bulunuyorum. Sana kısaca lafı uzatmadan ne olacağını söyleyeyim. Öncelikle Cahide'nin vasiyetinde ne yazılıyorsa o yapılacak. Ama bir itirazınız varsa daha sonra mahkemeye intikal ettirebilirsiniz. Ama bu ancak mal paylaşımından sonra yapılabilir. Heh. Anlatabildim mi kızım? Anladım. Peki, devam edelim. Para Melek Yıldız adına açılan bir hesaba yatırılacak. Bu hesabın karı koca hesap vekili kim olacak? Hanginiz? Kocam, ailemizin reisi o. Para ne zaman hesapta olur amcası? Bir de onu söylesen. İşlemler 2 gün içinde biter. Haberdar olursunuz. Şey manasında söylüyorum yani, kızcağızın bütün giderlerini bir an evvel tamamlayalım. Okul mukul var tabii. Okul tatil oldu. Ciddi misin ya? Allah Allah. Seneye okula gitmeyecek mi bu kız? Hem yaz okulu var. Tamam Cengiz, uğraşma şunlarla, gidelim hadi. Tamam mıyız? Tabii miyiz? İmzalanacak evraklar var. Dışarıda avukat hanım sizi bekliyor. Allah. O zaman bize müsaade Güneş ekibi. Tabii yani Yıldız takımı kayar. Nasıl? Melek çantamı al. İmzaları ben alacağım. Şöyle buyurun lütfen. Şey, ben Hasan'ın yerine içeride unuttum galiba. Dönüp alayım mı? Tamam, git al. Sana demiştim ya, ne olur anneannem ne diyesi bana gelmesin. Hadi Melek. Geliyorum. Hani yelek? Şimdi hatırladım. Sen de sana yeleğini giydirmemiştin. Hadi yürüyün, hadi. İşte böyle Duru. Sen ne diyorsun bu fikre? Ne diyebilirim? Turnaya o parayı bırakmak annemin kararıydı. Bize, özellikle de sana abla. Turnayı bu ailenin bir parçası olduğunu göstermek, ispatlamak istiyordu. Şimdi onun bu vasiyetini yerine getirmeyecek olmak, yani açıkçası pek içime sinmiyor. Evet, ama o zamanlar durum çok başkaydı. Biliyorum, Tuna'yı bu paradan mahrum etmek istemiyoruz. Tabii ki istemiyoruz. O zaman yani sizin için de uygunsa Tuna için ayrı bir fon hesabı açıp parayı orada işletelim. Tamam, iyi fikir. Mantıklı bence de. Yalnız ben şimdiden söyleyeyim. Bizim vasiyete itiraz etmemiz gerekecek. Ederken de annemin son dönemlerde akıl ve ruh sağlığının iyi olmadığını iddia etmemiz gerekiyor. Yani başka yolumuz yok. Tanıdığım en akıllı kadın için böyle bir şey söylemek. Evet abla, haklısın. Ama eminim annem anlardı bizi. Hayırlı günler. Merhaba. Kolay gelsin güzel hanımefendi. Buyurun, hesap numaram şurada yazıyor. Tamam, bir de... Kafa kağıdı. Evet, o da burada. Hesabıma yüklü bir miktarda para aktarıldı yakın zamanda. Yani aktarılmış olmalı.
Tamam, bakayım hemen. Evet, hesabınızda 1.750.000 TL var beyefendi. Aynen, doğrudur. Benim hesabım. Küçük bir meblağ çekeceğim ben hesabımdan. Geri kalanının da işletilmesiyle ilgili. Yalnız bu hesap bloke beyefendi. Pardon? Yani hesabınız dondurulmuş durumda. Para çekmeniz veya başka bir işlem yapmanız mümkün değil. Nasıl ya? Ben de bir yanlışlık olmalı. Yani kesin bir yanlışlık var. Yanlışlık yok beyefendi. Hesabınız bloke edilmiş. Verasetle ilgili mi bu para? Yani miras falan mı? Evet. O zaman diğer mirasçılar mahkemeye mi çıkartmış olabilir? Siz bir avukatınıza danışın isterseniz. Hayır, ben sizinle. Melek, daha pırtık bir şey bulamadın mı kardeşine giydirecek? Diğerlerinin hepsi küçülmüş. Aa, neyse tamam. Yenilerini alırız. Hani derler ya, bugün hayatınızın geri kalanının ilk günü diye. Bugün öyle bir gün işte. Senin miras yatıyor bankaya. Cengiz abin gelsin, alışverişe çıkarız. Sana da böyle kırmızı bir elbise alırız. Sen çok seversin ya. Korkma, bitirmeyeceğiz bütün mirasını. Azıcık harcayacağız, o kadar. Cengiz abin geldi. Gel ablacığım. Ay, öf ve de pöf demek istiyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Önemli. Söyleyeceksen söyle, çocuklarımla dışarı çıkacağım çünkü. Çok kısa zaten. Benden de o istedim. Turna artık annemin varislerinden biri değil. Kuruşu yok. Biz itiraz ettik mirasa, mahkemeye. Bravo. Tebrik ederim. Ananızın parasına kıyamadınız zar. Kadıncağız dönüp duruyordur kabrinde. Zannetmiyorum. Annemin istediği olacak. O para Turna'nın 18 yaşına geldiğinde verilecek kendisine. Ha, kılıfı hazırladık, minareyi de çaldık diyorsun yani. Biz bir şey çalmadık Şule. Oturduk, düşündük, en doğrusunun bu olacağına karar verdik ailecek. Tabii tabii, hadi selametle. Bu arada siz o parayı alın. Bence münasip bir yerde saklayın. Çünkü bizim sizin paranıza ihtiyacımız yok. Evinize de toparlanır gideriz. Biz sizden önce de vardık, sizden sonra da var oluruz. Hiç merak etme. Müjdeli haberi verdiğine göre hadi yallah. Hala geç değil, biliyorsun değil mi? Hala kurtarabilirsin çocuklarını Cengiz'den. Ya senin kafan bunu almıyor mu? Ben Cengiz'i seviyorum. Onu bırakmayacağım. O benim ailem. Tabii tabii. Peki Turna'nın parasına dokunamayacağını anladığında ne yapacak Cengiz dersin? Ben söyleyeyim. Para yoksa ne çocuklar ne de sen umrundasınız Cengiz'in. Doğru kararın ne olduğunu biliyorsun aslında. Daha önce vermiştin sen o kararı. Bu sende dursun. Turna'nın ve Hasan'ın velayetine devrettiğine dair bütün belgeler içinde. Cengiz'in imzalayacakları da orada. Sana verdiğim söz de hala geçerli. Cengiz'siz bir hayat kurmak istersen yardıma hazırız biz. Bitti mi? Bitti. Dokunma bana. Lan. Ya. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Ulan ben şimdi seni kırmaz mıyım? Ha? Ağzını kırmaz mıyım? Ha? Kırmaz Cengiz, mıyım ağzını? Cengiz yapma, haklıyken haksız duruma düşme. Bırak. Gel. Bırak, Allah'larından bulsunlar. Var ya çarparım he.
bunlar? Sen gitsin be! Ya sen kimsin? Diyorum sen kimsin lan? Sen kimsin de Cengiz'i madar etmeye kalkıyorsun? Cengiz ne olur bir sakin ol ya. Ya gidiyorum bankaya. Diyorum ki şu şu hesap var mı? Var. Hesapta para var mı? Var. Ulan para. Benim param mı? Benim param. E verin o zaman parayı bana. Yok para bloke olmuş. Ulan ben size blokenin alasını göstereceğim. Burnunuza fişek diye getireceğim. Cengiz. Cengiz ne olur bak. Bak aklımız sağlığımız yerinde. Çocuk bizimle. Çocuk bizimle olduğu sürece bu ev de bizim. Cebimiz boş değil. Aç değiliz, açıklı değiliz. Yetmez mi bunlar bize? Kızım, para yoksa ben de yokum. Ne? Nasıl yani Cengiz? Ne demek bu? Söylediğimi yapmış. Hediyeyi geri almış. Artık Cengiz abim bize kötü şeyler yaptıramayacak. Ah gözü kör olmayasıca. Boyu posu devrilsin inşallah. Dur annem dur. Ya ben de tam Belkıs ablaya gidecektim. Hay dedim bir sana uğrayayım. Ah ben bilseydim buraya gelirdim o herifin gırtlağını... Ay canım benim çok mu acıtıyorum annem dur. Aynı çocukluğundaki gibi. Evet çok düşerdin Zeynep'im çok. Dur annem dur az kaldı dur çocuğum. Dur. Açıyor mu Zeynep? Yok açıyorum değil. Bu ne? Ay bunu Zeynep anne taktı boynuma çocuk gibi böyle ya. İşte kötülüklerden korusun falan diye. Ay bunu sana takalım yok, Zeynep. Yok sende kalsın. Ya vardır bir bildiği sana verdiyse. Koca kadın neyim artık bu korumak gözetmek ama işte kıyamadım. Durun dur çocuk. Belkıs abla arıyor merak etti. Alo ablacığım. Ha gelemedim ben. Abla sorma bu Cengiz yine başımızı derde soktu ya. Kızın önüne çıkmış. Ya. Tamam ben gelince anlatırım abla. Şimdi uzatmayayım. Geliyorum hemen. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abla. Hoşça kal. Gönül. Anne. Dalmış mısın? Biraz öyle anne. Zihnin yorgun demek. Evet öyle herhalde. Peki torunum nasıl torunumu anlat. Merak etme anneciğim. Merak etme hiç pes etmiyor. İnatçı. Çocukluğundaki gibi. Zeynep işte. Adını aldığına çekmiş. Aferin torunum, aferin. Mükafatını alacak. Çok sınandı. Sınanıyor da ama iyi olacak. Biliyorum ben. İnşallah anne. Abla, niye yemiyorsun bak? Hadi dur. Bak ablam. Olmazsan büyüyemezsin. Benim gibi büyüyemezsin. Hadi lütfen ablacığım. Ablam ne oldu? Ama niye? Ya ulan vır. Vallahi başım ağrı girdi ya.
Şey, yemesi lazım, uyuyacak çünkü. Tamam, götür uyut o zaman. Hadi yallah. Gel ablacığım. Ne oluyor Cengiz, niye bağırıyorsun? Susmuyor çünkü veledin. Şu evde bir rahat huzur yok ulan bana. Neye bakıyorsun öyle? Yok bir şey, tamam. Nereye gidiyorsun? Markete gidiyorum. İçecek bir şeyler al. Yetmedi mi bu kadar içtiğin? Kızım bak sırayla gelin. Hepinizin bir canı kavga istiyor ya. Tamam Cengiz, tamam. Niye geldin? Hasan'ın oyuncağını unutmuştum da. Öyle mi? Al ulan Hasan'ın oyuncağını. Al Hasan'ın oyuncağını. Evi götürüyor. Temizle şurayı. Ama Hasan'ı unutacaktım önce. Cevap verme, çarpacağım ağzına. Temizle diyorum. Ablacığım. Efendim. Biz çıkıyoruz. Ya bak hava çok güzel. Yürümek iyi gelir. Emin misin gelmeyeceğine? Eminim. Gidin siz. Tamam. Biz zaten geç kalmayız. Tamam. Al bunu da koy. Allah Allah ya. Vır 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 vır. Ben mecbur muyum ulan sizin burada pisliğinizde yaşamaya? Hasan ağlıyor. Çık, konuşma, çökerim gırtlağına. Gıkın çıkmayacak senin bu evde. Ama bile diyemeyeceksin kızım sen, melek yok. Meleğin üç kuruşluk değeri yok bu hayatta. Çöpsün sen, anladın mı, çöpsün. Ne oldu? Anne anne diye kul köle oldun karı, koyduk ekmeğe. Ha niye? Çünkü parası tatlı geldi, parası. Senin için üç kuruş parasını atmadı sokağa, ben de atmam. Yeter! Yeter! Hepsi senin yüzünden! Hepsi senin yüzünden! Ben kabul etmedim! Ben kabul etmedim anneannemin hediyesini! Zaten senin gözün hep bu parada! Parada! Hediye olmasa gidersin sandım. Hediye olmasa gidersin sandım. Senden kurtuluruz sandım. Ne diyorsun lan sen? He? He? Ben senin cezanı vermez miyim şimdi? Şey yok ya, düştü işte. Ne demek düştü? Melek, iyi misin? Ha? İyi misin kızım? Ha, nasıl düştü? Cengiz bir cevap versene. Ya düştü. Düştü de nasıl düştü ama? Nerede düştü? Merdiven nereden mi düştü? Nerede düştü? İyi misin Melek ha?
Ha? Melek. Ha? İyi misin kızım? Ha? Melek. Cengiz bir cevap versene. Ya kızım bana ne senin? Ha? Ne dedin sen? Bana ne dedim ulan? El alemin tohumundan bana ne ulan? Öf! Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine gidiyorum. Cengiz! İyisin değil mi kızım, ha? Annem benim. İyi misin? Melek! 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 Cengiz! 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 Melek! Melek! Allah'ım! Melek uyan. Melek, kızım. Ne olur uyan. Zeynep. Melek bayıldı, uyanmıyor. Uyanmıyor. Kızım. Kızım ne oldu kızım? Kızım. Evdeyiz. Melek. Melek. Kızım. Kızım uyan. Uyan kızım, uyan. İleriden sahil yoluna çıkabilir miyiz? Hala küçücük böyle yatınca. Küçücük. Ne zaman bayıldı? Bilmiyorum. Önce uyanıkta, sonra birden. Ne oldu peki öncesinde? Ne vardı, tuhaf bir şey mi yedi? Sen yanında değil miydin? Markete gittim ben. Geldiğimde merdivenin başında duruyordu. Cengiz de oradaydı. Düştü dedi. Düştü mü? Nasıl düşmüş? Nereden düşmüş? Bir şey dedi mi? Kustu. Sonra birden böyle. Kesintisiz kornaya basabilir miyiz acaba? Biraz da hızlanalım lütfen. Merhabalar. Rahatsız ettim ben. Sarma yapmıştım da çocuklara da getireyim dedim. Kimse yok mu? İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Turna. Ne oldu Turna'ya? Uyandın mı canım? Oo, hastamız gözünü açmış. Pek güzel. Hadi biraz da MR'da bakalım şimdi. Alo anne. Alo Zeynep. Ne oldu kızım Turna'ya? Düşmüş, bayılmış. Şimdi kendine geldi. MR'a götürüyoruz. Ah, ah yavrum, kuzum benim. Anne kapatmam lazım. Dua et, olur mu? Yavrum korkma, hiçbir şey olmayacak. Korkma çocuğum sen. Ha Zeynep, kızım hangi hastanedesiniz? Sipahi Hastanesi'ne geldik yine. Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Asiye Hanım, size zahmet, ne olursunuz. Hasan size emanet. Uyudu kaldı da yavrum.
Ben gideyim de bir şeye ihtiyaçları olur belki. Birazdan çıkar dediler. Haklıydın. Haklısın Zeynep. Cengiz'in umurunda bile değiliz ne ben ne Melek hiçbirimiz. Eğer Melek'e bir şey olursa var ya, ben onu nasıl affederim ya? Ben kendimi nasıl affederim ya? Ceysen, kuzum. Oh kuzum, iyi misin? İyiyim. Ne olur canım için. MR temiz çıktı, bir şey yok. Çok şükür. İyisin. Benim kızım çok, çok iyi. Hasan, Hasan nerede? Ya ben söylemeyi unuttum. Hasan sana çok selam söyledi. Ablam bir an önce iyileşsin de gelsin dedi. Şule Cengiz mi yaptı? Cengiz. Birader. Oturabilir miyim? Otur. Burada görüyor musun? Geçiyordum. Bugün az bir şey kaldı. Gittim yenisini aldım. Aa. Baktım gitmiş. Sordum. Bira nerede dedim. Garson aldı dedi. İyi, ne yapalım dedim. Ama kafaya taktım tabii. Baktım, patates mi yiyor? Bu sefer de ona taktım. Zaten takılı kadın. Anladım birader. Ama bak benim de kafam takılı. Sen uza bence.
Derin nefes al. Ver. Bir daha. Ağzından nefes al, ver. Ver. Kır bak. Tamam. Efendim, bizim küçük hanımı biraz daha hastanemizde tutmamız gerekecek. Niye? Tutacağız çünkü böyle tatlı bir şey bir daha nereden buluruz? Ama doktor bey, biz o tatlıyı bu akşam yemekten sonra yiyeceğiz. Tamam. Bugün Asa'yı taburcu edeceğiz. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Gideyim. Birkaç parça eşya getireyim Melek için. Ne gerek vardı? Hallederiz burada. Yok, ben gideyim. Gelirim. Nasıl oldu bu, anlatmak ister misin? Düştüm. Düştüğünü biliyorum da nasıl düştüğünü merak ediyorum. Bir tanem, hani bana söz vermiştin. Hasan da şahidimizdi. Hani ben hiçbir şey saklamayacaktın artık. O mu yaptı? Cengiz mi? Bak ben iyiyim. Anne. Sen de gitme lütfen onun yanına. Sana da bir şey yapar diye korkuyorum. Korkma bir tanem. Merak etme. Hiçbir şey yapamayacak. Sana da bundan sonra hiçbir şey yapamayacak. Benim güzel kızlarım. Sohbet ediyorduk. Biraz sonra kızlar yemek getirecek. Zeker teyze. Teyze. Turna, ben eve kadar gitsem olur mu? Ha? Niye gidiyorsun Zeker teyze? Gitmesin olmaz mı? Neden gideceksin eve? Zeynep annenin ilaçları, saatliye, o hep yanlış içiyor. Gideyim içireyim, olur mu? Ama geri geleceksin değil mi Takar teyze?
sana ne vereceğim? Gel bakalım. Bunu sana takalım. Bu seni korusun, gözetsin. Güç versin, sana bir an önce iyileş. Güzelim, bir tanem sen hep böyle gül annem. Benim meleğim, meleğim benim. Kuzum, annem. Annem. Kuzum. Hadi bakalım. Sen de kızım. Sen de. Cengiz. Cengiz imzaladığına göre artık bir tek benim imzama bakıyor. Thank you.
geçen bir abi bindi abi. Senden iyi olmasın. O da senin gibi eliyle böyle dümdüz git diyor. Neyse iyi dedim, gidiyoruz. Arada bir de soruyorum abi nereye diye. Eliyle aynen devam diyor. Tipi de düzgün ha. Herif bizi Silivri'ye kadar götürmesin mi abi? Bırakacağım ben bu işi ya. Abi. Abi. Nereye gidiyoruz abi? Yalnız devam et ya. Abi Allah aşkına nereye gideceğimizi söyle ya. Gözünü seveyim abi. Nereye gidiyorsak onu söyle ya. İllerden uzadın can. Bir tane tükenmez kalem olmaz mı ya? Genciyiz. Ne bakıyorsun öyle malına? Kocan geldi ya, bir hoş geldin demek yok mu? Ben gidiyorum Cengiz. Nereye? Bitti. Çocuklar nerede? Çocuklar yok. Hiç kimse yok. Bundan sonra ben de yokum. Tamam mı? Kolay mı lan öyle ben gidiyorum deyip gitmek? Nereye gidiyorsun? Allah'ıma kırarım kemiklerini bak. Kır! Kır, istediğini yap, kemiklerimi de kır! Ama ben gidiyorum Cengiz, artık bitti. Gerçekten bitti. Geç şuraya ulan! Bırakın. Geçeceksin ulan! Bırak beni! Nereye gidiyorsun? Bırak. Cengiz! Ha? Bırak! Kimler gelmiş? Çekil kızın yanından. Sen de silahıyla. Kızım hanım ablacığım ya, sakin ol. Bak çekildik. Bir türlü adam edemedik seni be oğlum. Bir türlü adam olmadın Cengiz. Hele o çocuğu hastanede yatarken görünce. Gönül abla. Bana başka çare bırakmadın. Ya abla. Yaklaşma! Gönül abla. Artistlik yapıyordun ha? Ne oldu? Ne oldu ablacığım, ne oldu? Artistlik yapıyordun biraz evvel. Silahlar milahlar. Ha? Sık şunun kafasını be şule. Dağıt lan şunun kafasını. Dağıt şunun beynini. Sık. Sık. Yapamam. Ne demek yapamam kızım? Ha? Karı biraz evvel senin kocanı öldürüyordu ya. Senin Cengiz'ini öldürüyordu. Senin çocuklarının babasını öldürüyordu. Sık şunu kafasına. Yapacaksın şöyle. Ben ne diyorsam onu yapacaksın artık. Tamam mı? Sıkacaksın kafasına. Vallahi sıkmazsan seni. Sık, kurtar şundan bizi. Şule yapma. Şule.
Ne var, ne oldu? Evde bir zarf var. Çok önemli. Onu getirebilir misiniz? Çantamda. Çocuklarımın hayatı söz konusu. Lütfen. Şu çantayı getir. Zeynep Güneş'e verir misiniz? Lütfen. Çocuklarım için. Yalvarırım. Tamam, merkezde hallederiz. Bin hadi. Thank you.
Hasan'a bak. Hasan. Ceketime çoktan bahar gelmiş. Oh. Ey deyit. Başım şimdi dağları gelincik basmıştı. Yer gök. Anne. Anne. Gel bak. Sakarya teyzemden yeni ev yaptık. Bu sefer evi büyüttük. Olmadan tez vakitte. Burası Zeynep'in odası. Burası Gamze teyzemin odası. Burası Duru teyzemin odası. Burası benim aburcuğumun odası. Burası Sakar teyzemin odası. Burası da ikimizin odası. Biz artık büyük bir aileyiz. Ben Turna Güneş. Zeynep Güneş'in kızı. Annesinin canı. Hayatım.